Ananı sikeyim, orospu çocuğu o eyni ananın amına sokama ya. Bu kadar olmaz ki. Şimdi hayatınızda hiç görmediğiniz bir level göreceksiniz ya. Çok değişik yani, izleyeceğiniz şeylere hayretlikle bak, hayretlik içinde bakabilirsiniz. Konuşamadım. Hayranlık da duyabilirsiniz. Anladınız. Tamam. Anladıysanız kendimi çok yormuyorum. Reform olmuş olmama odaklanmaya çalışacağım. Böyle güzel şarkılarla, böyle güzel güzel konuşarak, anlatarak size çok güzel maçlar izleteceğim bugün. Böyle şiir gibi maçlar izleteceğim. Anlatabiliyor muyum? Böyle izlerken huzur bulacaksın ya. Hayatındaki bütün dertleri unutacaksın. Benim dertlerime odaklanacaksın. Anlatabiliyor muyum? Benim yerime dertlenebilirsiniz şef bugün. Böyle akacak bugün, anlatabiliyor muyum? Akacak böyle bir melodi gibi. Şarkının ritimleri gibi akacak. Şimdi buradaki minyon wave'ini eşit seviyede tutmaya çalışacağız öncelikli olarak. Ve Q yememek asıl amacımız olacak derken, hatta ilk Q'yu yedim. Hiç sıkıntı yok. Mundo çünkü çok güçlü bir şampiyon ve bayağı yetenek isteyen bir şampiyon. Her zaman çok zor, mekanikleri zor olan, en ufak hatasında cezalandırılan çarlar hep en büyük ödülü vermiştir. Mundo da onlardan birisi. Riven gibi yeteneksiz şampiyonlarını da ben oynayabiliyorum ancak ve ancak. Elimden geleni yapıyorum yani yıllardır. Arkada bir müzik çalıyor mu, çalmıyor mu ben duyamıyorum şahsen. Bir ölmüş olma ihtimalim var. Hop flashlıyoruz onu. Hop, bu komik 5 level'mış. Tamam, olsun. Olsun, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hop, bak. Hop! Hop! Tamam. Heh. Öldü ama. Birebir trade oldu. Benim için 2 tane flash almış ve ayrıyetten de kill almış oldum. Gayet güzel bir trade oldu. Hemen buradan ne yapıyoruz? Mundo'ya karşı executioner'ımızı alıyoruz. Şuradan bunu alıyoruz. Ya da bilmiyorum, bunu almayabilirim. Şunu alabilirim. Evet, bunu alalım. Bekleme süremiz de toparlansın. Bir tane de Mundo biraz fazla vuruyor, evet. Mundo bir tank şampiyona göre özellikle oyunun erken aşamasında şimdi çok yetenek gerektiren bir şampiyon olduğu için ödülü de fazla arkadaşlar. Q'larınızı falan tutturması bayağı zor. Onun dışında E'nizi ne zaman aşacağınız falan, W'nuzu ne zaman aşacağınız çok önemli. Ultinizi ne zaman aşacağınız çok önemli. Bunlar zor yetenekler olduğu için birazcık fazla vuruyor. Yani neredeyse bu Kong'un 10 katı kadar demir çıkarması normal orada. Şimdi flash'ın da yok senin. Evet, böyle bir hareket yapacağını tahmin etmiştim. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok arkadaşlar. Evet, ultimizi şöyle boşa attık. Zaten tuttursaydım da bir... Yapma. Yapma. Ama... Üzücü oldu birazcık. Olsun, sağlık olsun. Çok güzel attı Q'larını. Tutturdu ve kesti be. Takımıma soracağım şimdi. Swap atmak istiyorlar mı? Atmak istemiyorlarsa ona göre hareket edeceğim. Do you wanna swap lanes? Çünkü kill verdik rakibimize. Farmımız eşit. Level'ımız da eşit olmak üzere. Infernal aldık. İlk Kulekan'ı aldık. O verdiğimiz kill'i o birazcık toparlamış oluyor aslında. Bir sonraki sefer ama demin Zonya'sı vardı. Zonya basmasaydı, siz de fark ettiyseniz eğer, tek yiyecekti. Çok az can da Zonya bastı. Sonra da ultisi birazcık canını toparladı. O yüzden üzerinde kalmak istemedim. Skill'lerim de dolması gerekiyordu. Biliyorsunuz ki Q'ma basmıştım. Wukong güçlü bu aralar metada. Eğer ki oynamak istiyorsanız özellikle jungle'da çok rahat gank atabiliyor. Görünmezlik özelliğiyle iyi oynarsa eğer. Oo, çok güzel attı. O aradan baltayı vallahi hiç tahmin etmedim. Canım çok azaldı benim. 1000 canım kaldı. Şu an bunu üzerime koşarsa ultiye açıp ölme ihtimalim var. Zoe. Keşke böyle şeyler olmasaydı. Okey, birazcık Zoe beni baitlemiş, direkt olarak öldürmüş oldu ama sıkıntı yok. O da büyük ihtimalle Wukong'u gördü. Ve 2v2'yi kazanamayacağımızı düşündü. Ki kazanma ihtimalimiz de bayağı düşüktü zaten 2v2. O yüzden sıkıntı yok. Mid'deki farmını kaçırmadı en azından. 1v300 ama bu toparlayamayacağımız anlamına gelmez. Dediğim gibi 5, yani 4 eşya 5 eşya aralığında Riven gerçekten çok güçleniyor. Oyunu oraya kadar uzatmayı da başarabileceğimizi düşünüyorum şahsen. Ha, diyeceksiniz Mundo güçlenmiyor. Mundo da ölmüyor ama benim derdim çok fazla Mundo'yu birebir de kesmek olmayacak bu maçta. Çok az kaldı Karabalta'nın bitmesine. Karabalta bittikten sonra gerçekten rahatlıkla fightlara katılıp bir işe yarayabilirim, öyle söyleyeyim. Bota gideceğim şimdi. Mundo ile 1v1 yapabilir miyim? Bilmiyorum. Ama denenebilir olduğunu düşünüyorum şahsen. Evet, Mundo'yu ben kesemedim ama sıkıntı yok. Shutdown Gold'u tabii ki benim işime çok yarardı ama Bard da support'umuz.
O da belki Solaris'ini almış. Kefaretini falan bitirmesinde faydası olabilir. İkinci Infernal var. Rakibin jungle'larını da öldürdü. Top lane'leri de ölü. Çok güzel engage. Hemen koşuyoruz. Burada. Bunu da kesiyoruz. Dönüyoruz. Braum öldü mü bakıyoruz hemen. Braum nereye kayboldu? Braum ölmemiş ama bir yere kaybolmuş. İkinci Infernal bize çok fazla şey sağlayacak çünkü. Gayet güzel durumdayız şu anda. Botumuzu tamamlayacağız ama dediğim gibi hangi botu tamamlamalıyım bir türlü karar veremedim. Büyük ihtimalle Ninja tabi alacağım ama bu Kong'tan falan ve Ezreal'dan çok büyük hasar yememek için diyeceğim ama Ezreal'da çok fazla. Aslında Mercury alırsam hakikaten rünlerimde de var Tenacity. Ama emin olamadım. Ama böyle yaptım bakalım. Tamamdır. Şimdi görüş sağlamam lazım. Üzerime oynanacak mı oynanmayacak mı bilmiyorum çünkü tam emin değilim. Can çalma eşyasına ihtiyacım olacak. Evet, bu beklemediğim bir şeydi. Birazcık değil yani bayağı bir garip bir hareketti bu. Gerçekten beklemiyordum böyle bir şey yapmalarını. Şu arkadaki şeye dikkat edilmesi lazım. Güzel. Bence trade olarak güzel. Barda karşılık Wukong'un düşmesi. Wukong gerçekten şu anda ana hasar kaynakları gibi diyebiliriz. Ezreal'ın da canı çok azaldı ama o arkada tabii Mundo çok tanki. Çok rahatlıkla Jhin'in üzerine koşabiliyor. Dive yiyecek Jhin. Çok bir arizli dive yiyeceği. Neden durmaya devam etti? Ben de çok fikrim yok. Buraya oynarım bu arada mı? Zoe gelmemiş. Ben Zoe'nin burada ben bütün fokusu üzerime almışken dalmasını beklerdim. Evet, flash'ı da varmış bu kardeşimizin. Bilmiyorum, Zoe gelebilirdi bence orada çok rahatlıkla. Hatta ben 3 kill alacağımızdan çok adım gibi emindim. Ama kendisi top lane'i farmlamaya gitti. Ben aslında orada Twisted Fate'e dalacaktım. Sonra baktım ki Zoe hiçbir şekilde bana doğru hareketlenmiyor. Ha baktım orada yani Twisted Fate kartını yediğim an 3'ü birden bana vurursa ölebilirim. Dedim bari Karen'in peşimden koşturayım, o esnada Zoe hani belki bir şeyler yapar. Sonra baktım ki hakikaten hiç umurlarında değil. Ben de dönüp Ezreal'ı tek başıma kesmeye çalıştım, o da flash attı. Okey. Okey. Burada yine 3 kişi varmış. Nasıl işe yarar hale getirebilirim kendim diye düşünürken sürekli olarak 2 kişilik veya 3 kişilik baskınlar almama ve karşılığında takımdan hiçbir yardım almamam durumunda ne farm yapabiliyorum ne kill alabiliyorum. Level'da sürekli geri düşüyorum. Farm'da sürekli geri düşüyorum. Dediğim gibi takımdan da hiçbir şekilde yardım gelmeyince TF ultilerine, Wukong ganklerine, Braum Ezreal'ların üzerime gelmesine, attığım TP'lere karşılık vesaire hiçbir şey gelmeyince artık o kadar geri düşürdüler ki beni oyunda toparlamam için bir 10 dakika daha farm yapmam lazım. Öyle bir bu pozisyon oluşacak mı bilmiyorum. Sonuçta Wukong gibi side lane'leri çok rahat gankleyebilen ve fed bir şampiyon var şu an karşımızda. Bir de Twisted Fate gibi global ultisi olan bir arkadaş var. Ben burada açıldığımda Wukong yanından çıkıp bana tek atabilir çünkü herhangi bir zırhım da yok, level'ım da yüksek değil. Wukong'un bile level'ı benden fazla anladım kadarıyla aynen. Güzel. Ben oraya hemen koşuyorum. Şimdi bu fight'ta artık kendimi toparlamam lazım. Diyecektim ki. Burada yardım inşallah gelir artık. Evet. Üçüncü infernal önemli. Mantıklı yani şu anda yaptığı. Üç infernalimiz olmuş oldu. Ben şunu alacağım hemen. Dead Dance'e gerçekten ihtiyacım var. Mundo'ya da durduramıyoruz. Mundo birazcık fazla tanki bir şampiyon. Aslında çok fazla hasarımız var ama birlikte grup halinde duruyor olmamız lazım ki içimize koşamasın. O birazcık tek tek yakalayarak kesiyor herkesi. Hep arka saflara ulaşıyor. Onu da peel'layacak bir Bard var. Bir Zoe'nin sleep'i var yani. Uyutması var. Orada Mundo'ya dalmanın hiçbir anlamı yok. Girmek istiyorum şu anda. Bu Kong ama şeyimiz... Burada sıkıntı olacak Wukong abi. Wukong'u bekliyorum. Ben bu... Okey. Wukong'u bekliyorduk. O kefaret güzel attı ama. Ben orada Wukong daha fight'a giremeden keserim diye düşündüm ama girmiş bulundu. Ultisini de açmış bulunduğu için havaya kalktım.
Bakalım bizden birileri düşüyor mu diye bakıyordum. Tamam, güzel. Güzel başladı bu fight benim için. Şuna dalmamız lazım. Şuna benle dalmanız lazım. Bunu kesebilirim. Kesebiliriz. Çok güzel oldu bu. Gerçi dediğim gibi hasarı çok yüksek. Oh, hem Jin'i kurtarmış olduk hem de Wukong'un dili geldi. Çaldırmamamız lazım bunu kesinlikle. O da niye çaldırıyorduk onu? Girmemem lazım, yok base atacağım. Oraya giremem hocam, yok. TP atabilirim ama. Tamam. Evet, bir komp girdi. Onu gördüm orada. Oo, ben... Tamam. Bizimkiler orayı keserken ben de J'imle oyalamış oldum. Gayet güzel bir ulti. Ulti'yi ben tanklıyorum bu arada. Bu çocuk ölmüyor. Wukong'u çok rahatlıkla indirdi. Sonra da Mundo'ya gidip fokus olduk. Ne kadar güzel, kaliteli bir maç oldu değil mi? Bazı durumlarda tabii ki hatalar yapabiliyor. Herkes yapıyor, biz de yapıyoruz. Vallahi hangisine vereyim bilemedim ya. Hepsi takım halinde iyi oynadılar. Xinzao'ya early game'i iyi atlattırdığı için verebiliriz. Bir sonraki maçımıza geçebiliriz.